E, Mimarlar Odası Ankara Şubesi çok uzun süredir aslında uzun soluklu bir mücadele yürütüyor. Yani kenti savunma, e, cumhuriyet değerlerini e, savunma sürecinde e, pek çok kez hedef gösterildik. E, i̇şte hakkımızda davalar açıldı, soruşturmalar açıldı e, ve e, bu süreç içerisinde e, gerçekten gazilerimiz de oldu onu söyleyebilirim. Ali Atakan Başkan Yardımcımız biliyorsunuz İller Bankası'ndan, Devlet Memuriyeti'nden. E, ihraç edildi. E, hukuksuz bir şekilde e, ve e, davalar devam ediyor. Iıı e, hukukun verdiği karar süresince biz Aralık ayında davası var. Döneceğine ilişkin umudumuz e, yüksek. Iıı e, Muhteber Hanım ııı e, sayman üyemiz bizim. E, biliyorsunuz biz bir gazeteciye ödül verdik diye koruma alanında e, işte HES'lerle ilgili ee, bir haber yaptı e, diye gazeteci ödül verdik diye bütün yönetim kurulumuz terör propagandası yapmaktan yargılanıyor. 15 Eylül'de onun ikinci duruşması e, olacak. O süreç devam ederken Muhteber Hanım'ın bilir kişiliğini askıya aldılar. Terör propagandası yapmaktan yargılanıyorsunuz e, diye. E, Nihal Hanım şube sekreterimiz e, önünü geleceğini... E, aslında e, ipotek altına almış olduğum Mimarlar Odası Ankara Şube Sekreterliğini kabul ederek. Yani e, dememiz o ki e, eğer mücadele ediyorsanız başınıza mutlaka bir iş geliyor. E, biraz önce eski bir şube başkanımız dayanışma için uğradı. E, bizim ülkede dedi başkanlar kendine iş alır. E, siz de dedi başınıza iş alıyorsunuz e, mücadele ederek dedi. Dolayısıyla. Mimarlar Odası Ankara Şubesi üzerinde baskılar, kuşatmalar devam ediyor. Bu aslında iktidarın bir taraftan da çaresizliğinin göstergesi. Çünkü biz hukuk alanında mücadele ediyoruz şimdi de karşı karşıya kaldığımız şey aslında çok uzun süredir. Melih Gökçek döneminde biliyorsunuz işte benim yedi sülaleme kadar araştırdılar. Bir şey bulamadılar. Sonunda işte bu Mimarlar Odası Başkanı oraya gidiyor, açıklama yapıyor. Devlet memuru işine gitmiyor. Haksız kazanç sağlıyor. işte bunu kendisine dert eden Süleyman Soylu, İçişleri e, bakanı e, bir e, mülkiye müfettişi görevlendiriyor mülkiye müfettişi İstanbul e, odaki İstanbul bölgesinde çalışan bir mülkiye müfettişi e, Ekrem İmamoğlu'nun e, için özel olarak atanmış o geliyor bu sefer burada bir dosya hazırlıyor ve o dosya ile birlikte e, işte Yönetimin benim çalıştığım kurum biliyorsunuz Çankaya Belediyesi işte disiplin amirim belediye başkanı işte silsile yoluyla başkan yardımcısı müdüre kadar e, iner. E, bunların söylediklerini bizim söylediklerimizin hiçbirini dikkate almadan kendince bir dosya hazırlıyor. Ve bu dosya üzerinden de belediye başkanı hariç 9 kişi hakkında soruşturma izni veriyor Süleyman Soylu. Bunlar hep geçen dönem Kasım ayında oluyor. Şikayetçi kim? Çok yakından tanıyorsunuz şikayetçiyi ee, Sinan Aygün. Togo İkiz Kuleleri ile ilgili Mimarlar Odası'nın davasından sonra Sinan Aygün benim şahsımda Mimarlar Odası'nın yönetim kurulu üyeleri hakkında, kurumumuz hakkında defalarca kez bir husumete dönüştürerek e, şikayet, suç duyurusunda bulunuyor. Kim bunu yapan? Bir rantçı. 20 bin metrekarelik bir alana 120 bin metrekare inşaat yapmış. Mimarlar Odası Ankara Şubesi de bunu yargıya taşımış. Yargıda iptal kararı vermiş. Yani kuleler yıkılacak. İşte dün biliyorsunuz yıkım ihalesi olacaktı. Gene yürütmeyi durdurma almış. Erteletmiş yıkımı ama eninde sonunda yıkılacak. Zararı çok büyük. Ee, çünkü 100 bin metrekaresi yıkılacak. Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine aslında başlayan süreç İçişleri Bakanlığı'nda soruşturma izniyle devam etti. Danıştay'a biz bunu itiraz ettik. Danıştay 18 Mayıs'ta kararını verdi. Danıştay dedi ki bir İçişleri Bakanlığı bu senin görevin değil. İki Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı'dır Tezcan Karakuş Candan idaresinin bilgisi dahilindedir. Dolayısıyla oraya gittiği vakitler izinsiz işe geldi gitti olarak adlandırılamaz dedi. Nokta dedi. İtirazı yok. Kesin karar veriyorum dedi. Bu aslında emsal bir karardı. Ne için emsal karar? Bir, İçişleri Bakanlığı'nın belediyeler üzerinde kayyum gibi davranma yaklaşımına yönelik İçişleri Bakanlığı'na diyor ki sen belediyenin disiplin işlerine karışamazsın diyen bir emsal karar. Çünkü biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı muhalif belediyeler üzerinden işte yok terörist çalıştırıyor, yok bilmem ne çalıştırıyor diyerek aslında muhalif belediyeleri yıpratan kayyum atayamadıklarını kayyum görevine... E, e, dolduran bir yaklaşım içerisindeydi. O açıdan bir emsal karar. İkinci emsal karar bundan önce zaten e, Türk Mühendis-Mimar Odaları Birliği'nde görev yapanlara yönelik verilmiş danıştay kararları vardı. Bu gerçekten her şeyi pekiştiren bir karar oldu. Çünkü biz anayasal bir kuruluşuz, anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüyüz. E, yönetim kurullarının hepsi kamu görevi yaparlar. Yani kamu adına davranırız biz. Dolayısıyla ben belediyede de olsam kamu görevi yapıyorum. Burada da olsa kamu görevi yapıyorum. Üniversitede de olsa kamu görevi yapıyorum. Dolayısıyla biz bu kamu görevini mesai saatlerinin dışında yapamayız. Danıştay bunun altını çiziyor yani ben şimdi şeyle görüşeceğim ne bileyim bir milletvekiliyle görüşeceğim bir bakanla görüşeceğim bir kamu kurumu yöneticisiyle ya da Atatürk Orman Çiftliği'nde millet ormanı yapacak orman genel müdürlüğüyle görüşeceğim saat 5'ten sonra görüşürüz diyemem çünkü ben bir kurumu temsil ediyorum. Dolayısıyla bunu idarenin bilmesi yeterli yani idare benim e, şube başkanı olduğumu arkadaşlarımın yönetim kurulu üyesi olduğunu bildiği andan itibaren bir izne ihtiyacı yoktur diyor Bu e, kamu kurumunda çalışıp meslek örgütlerinde yönetici yapanlar için emsal bir karar. Bizimki işte sendikalarınki gibi kanuna girmiş temsilci e, işte şu kadar gün izinli sayılır diye bir şey yok ama aldığımız danıştay kararlarıyla bizim önümüz açılmış durumda Dolayısıyla Ocak ayında bir taraftan soruşturma sürerken, ee, daha danıştay kararını vermemiş. Bir taraftan da beni yüksek disiplin kuruluna sevk ettiler. Yüksek disiplin kuruluna dosyalar şöyle sevk edilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre. Bunu birçok kişi bilmiyor olabilir. Bu vesileyle de kamuoyunu aydınlatmış e, olalım. Eğer bir disiplin suçu var ise özürsüz kafasına göre işe gelmiyor. Başka bir şeyse benim öyle bir durumum yok çünkü bir, bir özrüm var. Kamu görevi yapıyorum, idarem biliyor. İdaresi, çalışmış olduğu idaresi yani disiplin amiri. Disiplin soruşturması yapar. Bu soruşturma sürecinde sizi suçlu bulursa ya da şey bulursa ceza verir. Bu cezalar uyarma, kınama, aylıktan kesme ve işte kadro derecesi durdurma falan falandır. Bütün bunların hepsini çalıştığı idare verebilir. Ama devlet memurluğundan çıkartılması kararını idaresi dosyayı hazırlar, görüşür kendi teftiş kurullarıyla birlikte. Devlet memurluğundan çıkartmak istiyorsa bir çalışanını kendisi çıkartamaz. Onu yüksek disiplin kuruluna sevk eder. Yüksek disiplin kurulu ancak idaresinden giden dosyalara bakar. Şimdi ben benim Mimarlı Odası Ankara Şube Başkanı olarak Çankaya Belediyesi'nde çalışırken bir tane hakkımda hazırlanmış idare tarafından bir dosya yok. Bu dosya e, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş değil. Burada belediyenin yetkisini aşan, yetkisini gasp eden bir yaklaşımla beni İçişleri Bakanlığı çalışanı gibi görüp Danıştayın e, oy birliğiyle iptal ettiği soruşturma izni dosyasının aynısını bu sefer devlet memurluğundan çıkartmak için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyorlar. Dolayısıyla Salı günü 6 Eylül'de e, bu Yüksek Disiplin Kurulu bu dosyayı görüşecek. E, şimdi tabii ki bu Yüksek Disiplin Kurulu'nda da şöyle oluyormuş, biz de bunu yeni öğreniyoruz. Ee, bir duruşmalı toplantı oluyor. Heyet karşımızda. E, işte ben orada olacağım. Avukatlarım orada olacak. Tanıklarım orada olacak. Yani bir mahkeme gibi görülüyor bu iş. Biz e, savunmalarımızı yaptıktan sonra çıkacağız biz. Ha bir de sendika temsilcimiz oluyor. Ben aynı zamanda ee, Tümbelsen e, Sendikası üyesiyim, bir de sendika temsilcimiz oluyor. Sendika temsilcisi de karar vericiler arasında oluyor o heyetin arasında. Biz savunmamızı yaptıktan sonra biz çıkacağız. Onlar kararlarını verecekler ve kamuoyuna açıklayacaklar. Şimdi bu konuyu bir kere kamuoyuna biz bilgilendirme yapmak istedik. Çünkü salı günü ne karar çıkacağını tahmin edemiyoruz. İki karar çıkabilir. Bir tanesi senin zaten görevin değil... Eee zaten Ocak ayında verilmiş ve Ocak ayında dosya verilen dosya Yüksek Disiplin Kurulu 6 ay içerisinde bu dosyayı karar vermek zorunda. 15 Ocak 2022 tarihiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş bir dosyada üzerinden 6 değil 7 8 9 ay geçmiş. Bir kere zaman aşımı usulden Zaman aşımı var. Zaten usulden sen bana bakamazsın bile yani sen benim amirim değilsin Süleyman Soylu bir kez daha söylüyorum. Ben İçişleri Bakanlığı elemanı değilim. Dolayısıyla bu hukuksuz e, operasyon diyorum çünkü bu operasyon konuşan, kendini ifade eden, e, değerleri korumaya çalışan herkese yönelik yapılıyor. Festivalleri iptal ediliyor. Gülşen tutuklanıyor. Bugün 130 gündür arkadaşlarımız cezaevinde. Bakın iki kere beraat etmiş gezi davasından arkadaşlarımız 130 gündür cezaevinde. Bu ülkede her şey olabilir. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Lakin şunu söyleyeceğim. Yani ortada Danıştay kararı varken ortada bir kere hukuki olarak üstlerinde herhangi bir yaklaşım bir sorumluluk o, hukuken mümkün değilken mümkün değilken Tezcan Karakuş candanı Togo ikiz kulelerine mimarlar Odası Ankara şubesi dava açtı diye devlet memurluğundan çıkartırlarsa emsal karar üretirler. Emsal karar üretirler ne için biliyor musunuz? Kendileri için. Kendileri için. Hukuksuz bir şekilde insanların görevden atılmasını Nasıl bir karar üretiyorsa kendi gelecekleri için emsal karar üretirler. Ben bir şey kaybetmem. Ben ekmeğimi çıkartırım. Arkadaşımız işten atıldı. Biz kendi aramızda işimizi çözüyoruz. Dayanışma içerisinde. Ama bu hukuksuzluğu yapanlar milyonlarca devlet memuru için emsal karar çıkartırlar. Ben 1993 yılında devlet memurluğuna girerken devlet memurları hatırlar. Bir yemin etmiştik. Hatırlıyor musunuz yemininizi? Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Ee, Atatürk devrimlerine, cumhuriyetin e, demokratik ve layık ilkelerine, evrensel hukuka, insan haklarına sahip çıkacağıma, kamunun bütün malını koruyacağıma. Ben yemin ettim. Muhtemelen bana benimle ilgili karar verecekler de yemin ettiler namusumuz ve şerefimiz üzerine. Ee, ben ettiğim yeminin arkasındayım. Salı günü e, Yüksek e, Disiplin Kurulu'nun ettiği yeminin arkasında olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. E, Salı günü muhtemelen 9.30'da bizim e, sürecimiz e, yaşanacak. E, 11-12 gibi karar belli olur. 11 gibi burada sizinle yeniden kararı birlikte değerlendiririz. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Kimsenin seyretme, bana dokunur dokunmaz deme şansı yok. Bir adım geri çekilmek yok. Mücadele 2023'te onlar gidene kadar devam edecek. Ee, ve biz kendi haklılığımızla, kendi kararlılığımızla e, bu ülkenin gerçekten e, muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için nerede olursa olsun mücadeleye devam edeceğiz. Ben e, aksi bir karar çıktığı andan itibaren bizim hukuk mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. O kararı veren imza atanların her biri hakkında suç duyurusundan tazminata kadar e, fizana gitseler de kurtuluşları. Yok bu hukuksuzluğu gerçekleştirirlerse bu kendi adıma değil bundan sonra hiç kimseye yapmasınlar diye yapmasınlar diye ee, ve ettikleri yeminin arkasında dursunlar diye ettikleri yeminin arkasında durmayanlar açısından bence zaten devlet memuriyetinden çıkartılma gibi bir görev e, tanımlaması getirilmesi gerekiyor yani bu çok açık ki hani o gün e, işte öğretmenleri e, gözaltına alan e, sürükleyen e, Polis e, memuruna, emniyet e, müdür yardımcısına, Kılıçdaroğlu'nun beni bekleyin demesi gibi bir durum. E, yani aldığınız karardan sonra bizi bekleyin o zaman e, demek de bizim sorumluluğumuz. E, hesaplaşma e, gerçekten e, sert olacak görünüyor. Çünkü hukuksuzluk olduğu için.